Saat kaç oldu? Hala ortalarda yok. Ay bir insan nasıl böyle birdenbire 180 derece değişebilir? Ben anlamıyorum yani. Of, hayırdır Emre? Özgen Hüseyin istedi. Biliyorum. Size çok garip geliyor ama ne olursa olsun centilmenlerden bırakmamam gerek. En azından yarına kadar. Simge'nin söylediklerine çok takıldım. Ne demek istedi acaba? Vallahi ben de anlamadım. Hakan'a ne olduğunu çok merak ediyorum. Bir an önce gelse de öğrensek. Sabretmem lazım. Sabretmem lazım. Sabır. Sabır. Sabretmem lazım. Sabretmem lazım. Bence bu duruma daha fazla dayanamayacak. Doğrusunu istersen benim de umudum yok. Al. Anlamadım. Şey, işte suyun Özgeciğim. Afiyet şeker olsun. Ama bu soğuk. O zaman git sıcağını kendin al gıcık. Ne dedin sen? İyi de daha iddiayı kazanmadan istediğini yaptırıp beni köle gibi kullanıyorsun zaten. Nazlık olmak kolay değilmiş, öyle değil mi Emreciğim? Evet Özgeciğim. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Haber vermeden hiç bu kadar gecikmezdi. Telefon da kapalı. Ay başına bir şey mi geldi acaba? Ah, geldi işte. Ah. Haber kız. Hakan? Baba? Ne oldu sana? Yok bir şey. Evladım, ne bu halin? Ne oldu sana? Yahu, ikide bir sorgu katibi gibi ne oldu ne oldu deyip durmayın. Canım sıkkın zaten. Ufak bir münakaşaya girdik. Cabar abiyle bir mekanda takılıyorduk. Elemanın biri arıza yarattı. Biz de dersini verdik o kadar. Ürkecek bir şey değil yani. Babacığım inanmayacaksın ama müdür bugün benim kulağımı çekti. Ne yaptın kerata yine? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadıysan niye kulağını çeksin lan? Hem dayak cennetten çıkmadır. Arada bir ye ki aklın başına gelsin. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ay buna bir şeyler olmuş. Ne dikiliyorsunuz tepemde be? Otursanıza. Oğlum aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? İstemez. Meyhaneden geliyorum. Sen hiç böyle yapmazdın. Gecikeceğini de haber vermedin. Merak ettik. Size hesap mı vereceğim be? Koskoca adamım ben. Ben Özgür'ün suyunu götüreyim. Oğlum sen cins misin ya? Bırak o suyu. Sen erkek adamsın. Onlar sana hizmet etsin. Hanım evladı gibi kızların gözüne girmek için böyle şeyler yapmak yakışıyor mu lan sana? Sen kimin olursun lan? Ay canım ne var? Arkadaş onlar. Bir bardak su istemiş, o da götürüyor işte. Kafamı bozma benim. Götüremez efendim. Aa, saçmalama Hakan ya. Sen kime bağırıyorsun be? Hem sen kızının avukatlığını yapacağına, üstündeki eteğe bak bir kere. Aa. Bir daha bunu giyersen keserim ona göre. Seninkini de keserim lan ha. Adam gibi giyinin lan. Çileden çıkartmayın beni. Allah Allah. Allah'ım yarabbim ya. Nerede kaldı bu? Bilmem. Belki de banyoda gizli gizli ağlıyordur. Ne ağlayacağım be? Hani benim suyum? Su mu yok? Git kendin al. İddiayı kaybetmek üzeresin ona göre. Başlatma iddiandan. Ne istiyorsan yap. Benim böyle saçma sapan işlerle uğraşacak vaktim yok. Anladın mı kızım? O halde bir gün boyunca kölem olacaksın. Vallahi elimin tersiyle bir tane patlatırsam görürsün sen köleyi. Ama benimle böyle davranmaya hakkın yok. Şşş! Avukatı mısın bu yamuğun be? Kapan müzik zaten. Susun da bilgisayara takılıyor. Cır cır cır.
Anlamadım. Yumucuk bu çocuğun hali. Afiyet olsun. Sağ ol Makbuz. Buyurun. Ya Emre nerede kaldı? Saat kaç oldu baksanıza. Ama hayatım söyledim ya. Özge beni arayıp haber verdi. Alışveriş merkezinin açılışına katılacaklar. Birazdan gelirler. Canım el kadar çocuğun açılışta ne işi var? Yalnız değiller merak etme. Dizinin tüm oyuncuları, yönetmen, yapımcı hepsi oradalar. Aman ne şahane. Bu iş çığırından çıkmaya başladı ona göre. Aman evladım bir şey deyip de çocuğun kalbini kırma. Yanana o niye gelmedi hala? Canım kız telefon etti. Fotoğraf çekimi uzamış işte. Aman ne kadar güzel. Herkes harıl harıl çalışıyor. Tabii ne olur. Gücü adedilerde yani sprinter... Oldu mu sana şurası? Evet. Burayı ya bugün onun oynadığı dizi yok muydu? Hani hep beraber seyredecektik? Daha bir saat sonra falan başlayacak. Ya canım gelirler şimdi kaygılanma. İstersen cep telefonundan arayalım mı? Cep telefonum. Evet şirket vermiş. İstedikleri anda ulaşabilmek için. Olmaz öyle şey. Bu yaşta cep telefonu kullanamaz efendim. Hah geldiler işte. Bu da ne? Emre Bey. Emre Bey mi? Evet, Emre Bey'in imzası gerekiyor. Ben babasıyım. Olur mu acaba? Olur. Bu ne evladım? Plazma TV. Bir dakika. Biz bu televizyonu istemiyoruz. Nasıl yani? Vay! Demek geldi ha. Çok güzel bir şey. Nasıl almamakmış? Çok büyük. Fazla büyük. Bana baksana sen. Bacak kadar boyuna ne işlere karışıyorsun söyler misin? Hiç. Nasıl hiç? Sen nasıl kendi başına gidip alırsın bunu söyler misin bana? Ama baba. Lütfen bunu geri götürür müsünüz? Bir kartınızı bırakın. Ben yarın uğrayıp yetkili kişiyle görüşeceğim. Buyurun efendim. Ya Hakan'cığım çok büyük tepki vermiyor musun? Lütfen. Evimizde televizyon var zaten öyle değil mi Emre? Ama bu daha iyi bir model. Hem diziyi ondan seyredecektik. Böyle kocaman. Emre çok oluyorsun ona göre. Yaşının çocuğu gibi davranmazsan külahları değişiriz. Sen nasıl kendi başına boyundan büyük işlere kalkışıyorsun söyler misin bana? Şimdi odana git ve ben söylemeden de çıkma. Ama dizi... Odana dedim. Neyse yarınki programı sen sakinleşince konuşuruz. Of sıkıldım senden de ya. Emre çevrendekilere adam gibi davran. Odana. Uf. Aman önemi yok gergin biraz. Bugün çok yoğundu haklı tabii. Aferin benim olgun anlayışlı kızıma. Beyimiz büyümüş de kafasına göre iş yapıyor şu hale bak. Biraz fazla üstüne gitmedin mi oğlum? Az bile yaptım. Büyük kendi kararlarını verecek yaşa gelince istediğini yapsın canım. Ama şu anda bu evde benim kurallarım geçer. Haklısın evladım. Birazdan dizim başlayacak. Senin babamı da lan çıkmamı yasakladı. Olsun gel. Olmaz. Hadi git. Yağmurcuğum. Hadi aşağı in. Ben biraz Emre ile konuşmak istiyorum. Peki babacığım. Ama neden bu kadar kızdığını anlamadım babacığım. Ben sevinirsin sanmıştım. Sorun da burada Emre. Anlamıyorsun bir türlü. Sen bu kadar büyük bir şey alacak yaşta değilsin. Büyükler için bile şöhreti ve parayı taşımak çok zordur oğlum. Hele senin yaşında bir çocuk için bu kaldıramayacağın kadar büyük bir yük. Hayır benim için yük değil. Ben dizide oynarken çok eğleniyorum. Nesi kötü bunun? Haklısın ama sana bunu şimdi anlatmam çok zor Emre. Bir an önce bu işe bir son vereceğiz. Derslerinin durumu da belli zaten. Babacığım lütfen diziye devam etmeme izin ver. Göreceksin derslerimi dört elle sarılacağım. Hem diğer konularda da dikkatli olacağım. Söz veriyorum. Ama... Yalvarırım babacığım ya. Lütfen, lütfen yalvarırım. Göreceksin seni kızdıracak hiçbir şey yapmayacağım. Söz mü? Erkek sözü. Peki anlaştığımıza göre gidip şu diziyi bir izleyelim bakalım. Babacığım benim. Aydın Hulusi kardeşin olmuş. Teşekkürler. Bir görsen o kadar tatlı ki. Ama çok küçük. Hele parmakları bu kadar. Demek abi oldun ha.
Oğlum abi olmak süper bir şey. Yağmur doğduğunda ben çok sevinmiştim. Sanki hatırlıyorsun da. Tabii hatırlıyorum kızım. Sürekli ağlıyordum. Bir de altında yaşarken ortalığa çok feci bir koku yayılıyordu. Ya Emre ya çok kötüsün. Kime benziyor? Bilmem. O kadar küçük ki hiçbir şeye benzemiyor. Tek çocuk olmak en iyisi bence. Hiçbir şey paylaşmak zorunda değilim, ne güzel. Tam sana yakışan bencilce bir düşünce. Sen bizim kardeşimiz değilsin ama odamızda her şeyimize maydanozsun. Yani. Çocuklar ne işiniz var burada bakayım? Teneffüsteyiz öğretmenim. Onu biliyorum ama siz okulun fen kolu değil misiniz? Evet. Laboratuvarda çalışmanız gerekmiyor mu evladım? Hadi bakayım lak lak yok. Doğru fen laboratuvarına. Özge takımın kaptanı sensin değil mi? Hadi arkadaşlarını götür bakalım. Hadi çocuklar çabuk olun. Şuna bak, müdürün gözüne girmek için 40 tablo atıyor. Sorma. Hadi yürü. Evet. Şimdi herkes benim verdiğim görevleri yapacak. Takım çalışması yapacağız. Neden görebilirsin, sen dağıtıyormuşsun bakalım. Çünkü konuları hepinizden daha iyi biliyorum da o yüzden. Aman ne büyük başarı. Gel basketbol oynayalım o zaman, kim daymış gör bakalım. Aman be saçmalama Emre. Konumuzla ne ilgisi var basketin? Of. Eğer istemiyorsan takıma katılma. Bir kenardan bizi izle. Oh canıma minnet. Gel keyfim gel. Tam da Sarkı gelle birleşenleri dağıtacaksın. Yağmur'la Hulusi araştırmayı yapacak. Son olarak ben de bir tane formülü bir araya getirerek deneyi tamamlayacağım. Neden deneyi sen tamamlıyormuşsun? İşin en önemli kısmı da o yüzden. Size bırakacak değilim herhalde. Of, güzel kişileri de bakacağız yaşına. Öyle de denebilir. Kafanızı verirseniz benden daha çok şey öğrenebilirsiniz. Emre abla gerçekten de sen çok gıcıksın. Ben Emre'nin yanında oturacağım. Ayak işlerine bakacağım, hiçbir şey yapmam daha iyi. Aslan müdür çok kızar. Ama ne yapayım? Hadi bakalım gel. Kızların gücünü onlara gösterelim. Gamze'ye tart bakalım. Onun grubunda olmaktansa müdürden hazır iştirim daha iyi. Aynen. Hadi gel biz de şuradaki malzemeler kullanarak çalışalım. Ne dersin? Bak bu çok eğlenceli işte. Ediyor mu Özge? Oluyor oluyor. Değerli ölçeli. Özge sen şu tüpü tut. Koy 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 koy. Şimdi yeşil de koyalım bakalım. Yeter. Şu kırmızıdan da koyalım bakalım. Ve sırada şu var. Şunu da koyalım. Evet. Koy koy. Baksana rengi çok açık. Bundan koy. Koy koy. Hadi. Biraz daha koy. Vay be! Kim bilir ne bulduk? Dikkat etsenize, laboratuvar nerede? Sabıyı uçuracaktınız. Sen kendi işine baksana kızım. Oh. Nereden biliyorsun? Belki şu anda senin uyduruk işinden çok daha önemli bir şey bulduk. Ya ne demezsin? Beceriksizler size, hadi. Hadi. Şunu hadi sen. Şundan koy be. Şunu bir koklasana, iğrenç. Hiç böyle bir koku duymadım. Midem bulandı resmen ya. Hulusi. Bu çok büyük bir buluş bence. Bunu değerlendirmeliyiz. Ver şunu. Kırmızıdan da şunu al. Ben de şunu unutma. Al. Siz de iğrenç bir koku duydunuz mu? Evet. Nereden geliyor bu koku? Nasıl buldum ama? Yarattığımız yeni koku. Bence sana çok yakıştı. Olamaz. O öğrenci karışımı bana mı döktün? Evet, biraz daha dökeyim mi? İster misin? Hayır. Hulusi, insanlık tarihinin en önemli buluşunu yaptık. Adı Özge Kaçıran. Nasıl ama? Sen ne var ya? Of. Ay.
kızını mı görürsün sen? Ya. Figen gel şuraya ya. Ya. Gerçekten de çok iğrenç bir koku bu. Ay hem de nasıl? İnanmayacaksınız ama şimdi Özge'yi gerçekten acıyorum. İşte öğretmenim yaptıkları o saçma sapan karışımı üzerime döktü Emre. Anladım kızım, anladım. Yalnız biraz uzak durur musun? Emre, neler olduğunu anlatır mısın? Öğretmenim biz de önemli bir deney yapmıyorduk burada. Hazırladığımız karışım askerin üzerinde sıçradı o kadar. Hayır öğretmenim, bilerek yaptı. Hayır ya. Yavrum biraz uzak dur ne olur. Hadi Özge, sen soyunma odalarına git, eşofmanlarını giy. Önce bir duş yap, tamam mı? Hadi kızım, hadi. Yanılır gibi bir koku değil bu. Hadi çocuklar, siz de sınıflarınıza bakayım. Tamam. Anne, bu iğrenç kokudan kurtuldum. Evet. Emre evladım. Efendim? Neden kardeşinle gelmedin? Ne yapayım, o benimle gelmek istemedi. Benim de servise binecek halim yok herhalde. Ben açarım. Aman siz miydiniz ya? Beğenemedim mi? Bak Emre, istediklerini getirdim. Makbu, şunları hazırlar mısın? Emriniz olur Emre Bey. Bacak kadar boyuyla adam tamam. Oldu da başımıza. Tövbe estağfurullah. Hah, geldiler işte. Oo, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Kızlar, Emre'yi zaten tanıyorsunuz. Bu da asistanı Özge. Eviniz çok şirinmiş. Mersi. Yakında taşınacağız ama. Daha büyük havuzlu falan bir yer bakıyoruz. Öyle mi? Ayakta kalmaz, otursanıza. Gel Gülay, sen şöyle otur. Siz böyle. Keyfinize bakın. Hey dostum, nasılsın? Hey Şoker. Şşt. Tarkan sandal olma. Tamam tamam. Elin hey kızlar. Buraya bakın. En yakın arkadaşım. Tarkan sandal. Hey kızlar. Yavaş olun. Sakin olun. İnanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Geçecek tüm ya bunlar. İnanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. 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 Çok değişebildi. Onu tanıyamıyorum gerçekten. Derslerde bir facia yani. Belki de baban dizide oynamasına karşı çıkmakta haklıydı. Baksana zıpırın teki olup çıktı. Ama her dizide oynayan onun gibi olmuyor ki. Bizimkisi şöhreti taşıyamadı besbelli. Makbuş düşünsene. En yakın arkadaşı Özge ve Şoker. Başına taş düşmüş olma. Bence de. Hadi kızlar çabuk çabuk, hadi hadi. Hadi kızlar hadi. Ne demek oluyor bütün bunlar, söyler misin? Baba. Ay.
yapmak bu iş üzülme. Emre bunu çoktan hak etti. Haklısın. Kendini ne sanıyorsun sen? Hollywood yıldızı mı? Eve davet ettiğin kızlar kaç yaşında, sen kaç yaşındasın? Haberin var mı? Oldu olacak havuz partisi de verseydin. Yok. Yarın yapımcıyla konuşuyorum. Bir yolunu bulsunlar. Ve seni bu diziden çıkarsınlar. Artık seni şu diziden nasıl yok ederler bilemem. Gerekirse tazminat bile öderim. Ama oğlumun gözümün önünde bu hale gelmesine asla seyirci kalamam. Beni anlıyor musun? Ama baba, benim istek filmin hiç önemi yok mu? Hayır efendim. Böyle davrandığım müddetçe de olmayacak. Sen öncelikle derslerini düşünmelisin. Beyefendinin aklı 5 karış havada. Derslerimi düşünüp ne yapacağım ki? Sen okudun da ne oldu baba? Sabahtan akşama kadar çalışmak zorundasın. Oysa ben hem eğleniyorum, hem herkes beni tanıyor, hem de para kazanıyorum işte. Yazıklar olsun sana Emre. Senden bu sözleri hiç beklemezdim. Demek ben oğluma hiçbir şey verememişim. Ne acı. Ya baba, öyle demek istemedim. Sana artık hiçbir şey söylemiyorum. Ne halin varsa gör Emre. Ya babacığım, ben öyle demek istemedim. Ağzımdan kaçtı. Evladım, ne oldu? Yok bir şey. Hadi çitlenmeyin. Ben seni yatırayım. Gel.